Valla ben devam edeyim dedim. Konu pekiştirme 2'yi de bu arada devreden çıkartalım istedim. Yani ara vermedim. Aslında testler arasında bir 10'ar dakikada verilebilir. Ee, tabii şeye göre, hani yoğunluğuna göre. Üzerinde çok durduysan, dikkatin dağılıyorsa bir 5-10 dakika iyi olur. Geçiyorum. Ne demiş soruda? Anne baba ve çocuklardan oluşan bir ailede anne ile baba yan yana oturmak koşuluyla. Düz bir sıradan 1440 farklı şekilde oturabildiklerine göre bu aile kaç kişidir diye sormuş. Hmm, şey de yok, yani tabii zaten soru o. Bir bekle, nasıl başlayalım biliyor musun? Anne baba bir kere yan yana olacak. Şöyle paketleyelim bunları. Bu abi onlar. Biz buradaki çocuk sayısını bilmiyoruz. Şöyle birkaç tane nokta koyalım. X tane çocuk olduğunu düşünelim. Tamam. Ee, Sonrasında şöyle düşüneceğiz. Biz bu A B'yi paket olarak hareket ettireceğiz. Normalde şimdi x tane burada nesne var. Bir de burada nesne var x artı bir. O zaman x artı faktöriyel kadar bir sıralama olur. Anladın değil mi? Yani bu A B'yi bir insan gibi düşünüyorum. Buna anne bayan yana ya. Bir de şöyle bir durum var. Bu e, dizilimde anne solda, baba sağda ya. Belki de baba solda anne sağdadır diye bunun bir de iki katını almamız gerekiyor. Yani çarpı iki. İşte bu sıralamanın değeri 1440'mış. Söylen şey bu. O zaman x artı bir faktöriyel yani 1440'ı 2'ye bölersek 720 yapıyor. Neyin faktöriyeli 720'dir? 6. Hmm. Yani içerisi o zaman 6'ymış yani x değeri 5'miş. Soru bana ne sormuştu? Bu ailede kaç tane kişi var dedi. 5 çocuk var. 2 de anne baba olmak üzere toplamda 7 kişi varmış. Evet. Bu şekilde. Geçelim bakalım. Kalem kelimesi harfleriyle yazılan 5 harfli anlamlı ya da anlamsız kelimelerin kaç tanesinde A harfi K harfi ile L harfi arasındadır? Bu soru çok ilginç. Bak kaç tanesinde A harfi K harfi ile L harfi arasında kal. Ya da bu lak da olabilir. Yani önemli değil. Şimdi bunu şöyle çözeceğim. Burada normalde kaç tane kelime yazılır? 5 tane kelimemiz var. 5 faktör ya. Doğru mudur? Doğru. Ee, peki. 5 faktörün sayısı kaç yapıyor? 120 yapıyor. 120 tane kelimemiz var. Tamam mı? Şimdi bu A bu A ihtimalleri bir konuşalım. Ya K L'nin solunda ya K L'nin sağında ya da ortasında. 3 İht ihtimal var. Şimdi bu 120 tane olayın her birinde e, bu ihtimaller eşit sayıdadır. Yani solunda olma durumuyla sağında olma durumu ve orta olma durumu eşittir. Anladın mı? O yüzden de biz ortada olmasını istediğimiz için 120'yi 3'e böleceğiz. 3'e böldüğümüz zaman da cevabımız ne gelecek? 40 gelecek. Yani 5 Herhalde anladım. Ben mesela bir tane şuraya bir soru yazayım. Örneğin deseydim ki kaç tanesinde kaç tanesinde E ne diyelim? L'nin, L'nin E harfi, L'nin sağındadır diye bir şey uydurayım şimdi. Şimdi yine 120 tane toplam olayımız var. Burada tekrar devreye gireceğim de sen görebilir misin bilmiyorum. Şöyle yapayım ee, diyorum şimdi. E harfi ya L'nin solundadır ya da sağındadır. Doğru mu? Evet. Bu eşit miktardadır. O yüzden. Ee, sağındaki adet 60'tır. Solundaki adet 60'tır. Yani iki olay vardır ya burada. Ben de bunu ikiye bölerdim. Bu sorunun cevabı da 60 olurdu. Bu soruyu böyle çözmek lazım. Şimdi burada alıp da e, dizmeye sıralamaya kalkarsak baya iş çıkacak. Bu olayın bu sorunun şeyi o. Zaten tri burada anlattığım mesele. Geçelim. Boyları farklı 5 öğrenci, erkek öğrenci ve 4 kız öğrenci varmış. Erkek öğrenciler yan yana olacaklarmış. Erkek öğrenciler boy sırasına göre dizileceklermiş. Bu grup düz bir sırada kaç farklı şekilde dizilebilir diye soruyor. Şöyle yapalım. Erkekleri kısadan uzuna doğru gönderelim. 3 4 5. Çok adaletsiz bir şey oldu değil mi? Şununla şu. Neyse bu işin erkekler. Sonra kimler var? Kızlar var. Kızlar kaç tane bu arada? 4 tane. 1, 2, 3, 3, 4. Ben bunları harflerle ifade edeyim. Şimdi bu arada istenen şey şudur. Erkekler yan yan diyor. Erkekler sakın ayırma diyor. Şunlar yan yan olacak. Tamam mı? Kızlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi Buradaki boyalı nesne sayısına baktığın zaman aslında kaç tane görünüyor? 5 tane görünüyor. Bunlar bir kere 5 faktöre kadar yer değişikliği yapabilirler. Ee, ancak bu şöyle. Ee, ben kısadan uzuna doğru dizdim. Bu tam tersi şöyle soldan itibaren uzundan kısaya doğru da gidebilirdi. O yüzden bu olaydan 2 tane var. Çarpı 2 dememiz lazım. 5 faktöriyel yani 120 çarpı 2 de oradan 240 olmalı bu sorunun cevabı yani C şıkkı. Ne demiş? 5 kız, 5 erkek aynı cinsiyetten olanlar yan yana oturmayacaklar. Düz bir sırada en çok kaç farklı şekilde oturabilirler demiş. Şöyle bir sıralayalım. Erkek kız yan yana gelmeyecekler ya, hep böyle aralarına farklı cinsiyettekileri koyalım. Kaç oldu şu an? Daha var galiba. Evet. 2, 4. Daha 4. Bir tane daha koymamız lazım. 5 diyor çünkü. Tamam. Evet. Düzenek böyle. Ee, şimdi bunları yerine biz sabitleyelim ki hiç kimse bir yere gidemesin. Yani şurası mesela erkek sandalyesi. Şunlar. Bak. Şöyle düşün. 1. 3. 5. 7. 9. sandalyeler erkek sandalyesi. Tamam mı? Kızların sandalyesi de yeşil renkli olsun. Şu. Evet kızlar da hep bu sanayide oturacaklar. Şimdi böyle bakarsak erkekler kendi içinde. Bak. Yer Bir sakıncası yok. Şunlar. Ne yapıyor? 5 faktörle bir sıralama çıkar. Ee, sonra yine aynı şekilde kızlar da kendi içerisinde yer Bir 5 faktörle de oradan gelir. Var mı bir sakıncası? Yok. Fakat şimdi bu illaki böyle olmak zorunda değil. Belki de şöyle de olabilirdik. K, E, K, E diye de gidebilirdi bu sıralama. Değil mi? Yine olayı sağlamış olurduk. O yüzden bir de bunun içinde bu kadar tane olacağı için bundan iki tane var. Cevabımız 2 çarpı 5 faktöriyel 5 faktöriyel yani D şıkkı. Anne, baba ve 6 çocuğun bulunduğu bir ailede en büyük iki çocuk anne ile baba arasında oturacak diyor. Hımm şimdi şöyle anne, şimdi X, Y olsun bu en büyük iki çocuk, baba bunun arasında gezeceklermiş. Hmm. Ee, kaç çocuk vardı? 6 çocuk mu vardı? O zaman geriye de 4 çocuk daha var. Bunlara da K, L, M, N diyelim. Hani isim vererek gidelim. Şimdi şunu bu arada paket diyelim, Çünkü bu iki çocuk hep anne ile babanın arasında kalmak istiyor kaç farklı şekilde dizilebilir diye sormuş. Şunlar kendi içerisinde yer değiştirebilirler. Bunlar için öyle bir zaruret yok. Saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane nesne görüyorum ben. Hani böyle dahil içerisinde aldığım nesne sayısı 5. 5 faktöriyel öyle bir sıralama olur. Yalnız bitmez. Bitmez. Ne olur biliyor musun bir de? Anne ile baba yer değiştirebilir. Ee, düzenek bozulmaz. O yüzden çarpı 2 daha gelmeli. Hatta bu iki çocuk da yer değiştirebilir. O yüzden bir çarpı 2 daha gelmedi. Evet bu hesap neyse bir bakalım. Bura 4. Şurası da 700. Ne diyoruz? 120. 5 faktöriyel 120 idi hani. Çarptığımız zaman da cevabımız 480 gelecek. Yani C şıkkı olacak. 5 farklı fizik kitabı 3 farklı kimya kitabı, fizik kitapları bir arada. Yani ben bunları F1, F2, F3, F4, F5 diye isimlendireyim. Kimya kitapları da farklı olduğu için onlara da K1, K2 ve K3 diyelim. Düz bir rafa en çok kaç farklı şekilde dizilir ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Fizik kitapları bir arada diyor. Yani şunu paketlemek zorundayız. Böyle bir arada olan nesneler hep paketlenecek, tamam mı? Kimya kitapları özgür. O yüzden bunların her biri kendi kafasına göre dolaşabilir. Şimdi böyle nesne sayımız ne? 1 2 3 4 4 faktöriyel bir elimizde var. Burada bir sorun yok. Bir de bu paketin içerisindeki fizik kitapları da kendi içerisinde yer değiştirebileceğinden çarpı 5 faktöriyel olmalı. Cevabımız budur. O da nerede görünüyor? D şıkkında. İçlerinde nehir ve başarının da bulunduğu 7 kişilik bir grup, 3 kişi önde, 4 kişi arkada ve nehir ile başar yan yana olmak koşuluyla en çok kaç farklı şekilde fotoğraf çektirirler demiş. Şöyle yapalım. Şura ön olsun. Önde 3 tane değil mi? Bir bakayım. Evet. Arkada 4 kişi yan yana olacak. Şimdi iki durum var aslında. O yüzden ikisini de çizeceğim. Şöyle. Şöyle olabilir. Hani birincisi. Mesela N ve B burada olabilir. Evet. Şimdi bu durumda nasıl bir şey gerçekleşir? Ona bakalım. Ee, bu önde olacaksa bu NB burada da olabilir. Bak şu iki şurada olabilir şu ikisinde ya da şurada olurlar. Hani bak sileyim onu ya da NB buraya oturur. Görüyor musun? O yüzden burası için iki seçenek var aslında. İki seçenek öyle gelir. Sonra bunlar kendi arasında bir yer değiştirme yapabilir. İki seçenek de öyle gelir. Sorun yok. Sonra geriye kalan kaç kişi var? Beş kişi var. O beş kişi kalan boşlukları ki onlar kimler? Şu boşlukları görüyor musun? Bak bir, iki, üç, dört. Beş boşlukta beş faktöriye kadar dizilebilir. Şimdi bunlar e, N ile B'nin önde olduğu fotoğraf adedi. Bir de arkada olabilirler ona bakalım. Şimdi N ve B buraya gelse. Acaba altta? e, ee, kaç farklı şekilde NB gelebilir? NB böyle gelebilir 1. Belki NB böyledir 2. Belki de NB böyledir 3. Değil mi? O yüzden burada 3 tane olay var aslında. İkisinin yan yan olmasını istiyoruz çünkü sürekli. 3 olayımız var. Şunları ben sileyim kafamızı karıştırmasın. Anladın zaten. Bir de bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. 2. Sonra geriye zaten 1, 2, 3, 4, 5 boşluk var. Geri kalan Kişiler de buraya 5 faktöre kadar dizilebilir. Bunları toplamı kadar alacağız. Bu 5 faktöre parantezin alınabilir bir durum. Şurada 4 var. Şurada 3 kere 2'den 6 var. 10 etti bu. Bu 5 faktörü yer yani onu çarparsak 1200 yaptı. Bayağı çokmuş. Evet cevabımız C şıkkıymış. 4 evli çift düz bir sıraya Evli çiftler yan yana oturmak koşuluyla en çok kaç farklı şekilde oturabilirler? Şimdi nasıl bir sıra ki bu? Şöyle bir şey galiba. Şimdi evli yani erkek kadın erkek kadın diye söz sıralayayım. Kaç tane bu arada? Dört tane. Tamam. Böyle bir sıra varmış. Bunlar yan yana tabii. Yan yana olmaları için bunları paketlenmesi lazım. Hani diğer erkekle kadın biline karışmasın ya da kadınla kadın da olabilir. Eee baktığımız zaman burada bir kere 4 yeri bir görüyorum. Nese sayı 4 faktoryel. Bir de bunlar kendi içerisinde yer değiştirmesi sorunu teşkil etmez. Yani o çift yine yan yanadır 2. Benzer şekilde bu da aynı şekilde 2. 2 ve 2. Evet cevap bu. Eee değer de bayağı yüksek. 4 faktöriyel 24. Şu 16 etti. 24 16'yı bir çarpalım. 6 kere 4 24. Şuradan 12 144. Buradan da 24 de öyle geliyor. 384 çıkıyor cevap. Neredesin? D şıkkıdasın. Efendim bir bakalım. Kütüphane. Değil mi bu? Neyse. 3 farklı hikaye. 2 farklı roman. 3 farklı fıkra kitabı. Hikaye kitapları, e, kitapları, kitaplığın üst tarafında şunlar hikayelermiş. Şunlar hikaye. H diyelim. Şu neymiş? Romanmış bunlar. Sonra da e, orta tarafta ve fıkra kitapları en alttaymış. Şunlar da fıkra kitabıymış. Her neyse. E, kaç farklı şekilde dizilebilir diyor. E, yani e, olay şu. Burada 3 faktöriyel var. Yani orası 3 faktöriyel kadar hikayeler kendi arasında dizilir. Çarpı burada 2 faktöriyel var. Şura. Ve altta da yine 3 faktöriyel var. Yani bu kütüphane bu kadar farklı şekilde görünebilir. Dizilme dediği bu kütüphane bütününün farklı görünme adedi aslında. Neredeyse bu 6, 2 ve 6 yaptı. 36 ne çıktı cevabımız? 70. 2 çıktı. Yani C seçeneği. Şimdi bir voleybol takımı sahaya çıktığında antrenör oyunculara diyor ki 1, 5, 6 numaralı oyuncular 3 metre çizgisini geçemez. Şu arkadakiler öne geçemiyor. Şu 3 metre çizgisiymiş. 2, 3, 4 numaralı oyuncular 3 metre çizgisini geçemez. Bunlar da geçemiyor. Yani kimse şu karşılıklı yer değiştiremiyor. 3 numaralı oyuncu daima yerinde sabit. Bu hiç kıpırdamayacak. Tamam. Ee, buna göre oyuncular en fazla kaç farklı biçimde yer değiştirebilirler diyor. Yani şimdi şu 3'ü, şu 3'ü kendi arasında yer değiştirebilir 3 faktör yani. Ee, bir de şu 2 ile 4 kendi arasında ne kadar yer değiştirme yapabilir? 2 farklı şekilde durur. Bu kadar. Yani şu zaten 6, 6 kere 2 de nedir? 12'dir. 12 farklı şekilde bu maç yapılabilir. Cevabımız D olacak. Aşağıda her biri, daha doğrusu her bir kabininde iki kişilik yer olan bir dönme dolap verilmişti. Soruyu nasıl okuduğuma dikkat ediyor musun? Böyle bir garip okuyorum değil mi? Anlamaya çalışıyorum. Çünkü yani anlamazsak soruyu hızlı okuyup geçmenin de hiçbir anlamı yok. Ne anladık şimdi? Her kabinde iki kişi varmış. Bunu kendime böyle sindirdim. Geçiyorum. Aralarında Mehmet ve Kemal de varmış bunların. 10 kişi varmış burada toplamda. Mehmet ve Kemal de var. Buna göre Mehmet ve Kemal'in aynı kabinde bulunduğu kaç farklı durum vardır demiş. Şimdi ben Mehmet ve Kemal'in burada olduğunu düşüneyim. Tamam MK diyelim. Ondan sonra şimdi e, olayı nasıl anlatayım. Onu düşünüyorum. Şimdi MK buradaysa. Bu MK için e, ilk önce bu MK için evet. Kaç seçenek var? Bir bakalım. buna diyorlar ki hadi biz bineceğiz dönme dolaba. Hadi ben de geleyim. E, diyor ki e, hangisine binelim diyor mesela Mehmet. Sayıyorlar. Beş tane var zaten. E, beş seçeneğimiz var. Tamam. Onu şöyle yazalım. 5 Sonra e, diyor ki sen sol otur ben sağ ya da ben sağ ben sen sola. Tamam o zaman orada iki seçenek daha öyle doğar. Bunların şimdi sadece bunların dünyasında bir sıralama adedi bu. Şimdi geriye insan kalmadı mı? Orada daha 8 tane insan var. O 8 insanın e, şeyi yok. Herkes özgür. Herkes bireysel takılıyor. Ve 8 tane de boş yer kaldı. O yüzden oraya da 8 faktöriyel kadar sıralama gelir. O yüzden cevabımız 10 çarpı 8 faktöriyel olmalı. Bu değer bayağı yüksek hesaplanamaz. Zaten öyle de bırakılmış. Cevabımız nedir? C şıkkıdır. Şimdi ne diyor? Bir futbol maçından bahsediyor. Futbol değil bu basket. Bir basketbol takımı rakip sahaya geçtiğinde antrenör oyuncularına topu rakibe kaptırmamak için uygulayacakları taktiği aşağıdaki gibi vermiş. Ne demiş? Rakip sahaya topu 4 numaralı oyuncu taşıyacak. Şu arkadaş buraya taşıyacak. Tamam. Ee, ve bir arkadaşına pas verecektir. Top 4 numaralı oyuncuya bir daha gelmeyecek. Anladık. Kalan oyuncular topla bir kez buluşacak. Ve son atışı 2 numaralı oyuncu yapacaktır. Ee, oyuncu bir daha yine, evet. Buna göre oyuncular bu taktiği kaç farklı şekilde uygulayabilir? Kalan oyuncular topla bir kez. Yani her oyuncu bir kere bir kez buluşmak zorundaymış. Öyle diyor. Tamam şimdi şöyle yapalım. Dört hani sağın bu tarafına geçtiğini düşünelim dördü. Şimdi top dörtte. Tamam mı? Dört ne yapabilir? Ee, bir kere iki anladığım kadarıyla son iki yapacağı için iki E'ye en son verilmesi lazım. Dört ee, için seçenek sayısı şu. Beşe verebilir. 1'e verebilir, 3'e verebilir. Buradan 3 farklı bir durum çıkar karşımıza. Şimdi varsayalım ki 1'e verdi. Şimdi renk değiştireceğim. 1'e verdiyse 1, 2'ye vermez. Çünkü 2'ye en son verilecek. 1, 5'e verebilir, 3'e verebilir. Bu durumda 2 seçenek kalır. Şimdi mesela 5'e geldi diyelim. Bundan sonra da bundan sonra da artık bu 5 de herkese gittiği için kime verecektir? 2'ye verecektir. O da nedir? Tek ihtimaldir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olur? 6 olur. Yani D şıkkıdır diyeceğim. burada şey değil ha yani bütün durumlar sağlanıyor aslında. 4 için 3 seçenek ben 1'den verdim. Hani 1 gitti de 2 3'e verdiği de hatırlıyorsan ama öyle değil. Mesela 4 dört, 5'e verildi. Sonra 5 3'e vermiş olabilir. 3 1'e verir, 1 2'ye verir. Yani yine bu durumlar sağlanır. Yani bir kendisi referans noktaları oluşturu oluştura gidiyoruz. Tamam? Evet, bu test bitmiş görünüyor. Sonraki konu pekiştirmede görüşelim.